Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki güzel ilişkiden bahsetmiş olacağız. Burada bazı kaynaklarımız var. Bunların bazıları tükenebiliyor. Bazıları hiç tükenmiyor doğada. Sürekli olarak kendini yenileyebiliyor. Bu kaynakları hangi alanlarda kullanıyoruz? Bu kaynakların ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle ne gibi ilişkileri var? Onlarla ilgili güzel bir konu anlatımı gerçekleştirdikten sonra Türkiye ile ilgili doğal kaynak ekonomi ilişkisinden de bahsedip dersimizi bitireceğiz diyelim. O zaman hadi bakalım şöyle ünite içeriğimizi görelim. Şimdi burada ilk göreceğimiz kısım doğal kaynaklar ve ekonomi. Öncelikle dünya üzerinde gördüğümüz doğal kaynaklar nelerdir? Bunların kullanım alanları nerelerde gerçekleşir? Onlardan bahsedeceğiz ve kaynakların ülke ekonomik gelişmişlikleriyle ilgili ne gibi ilişkileri var onlardan bahsetmiş olacağız. Daha sonra Türkiye'de doğal kaynaklar ile ekonomi arasında ilişkiden de bahsedeceğiz. Tabii ki de bu bizim sosyal hayatımızda ne gibi fayda sağlayacak derseniz doğal kaynakları gördüğümüzde örneğin mesela dışarı çıktığınız güneşli bir hava var. Evet ya biz güneşi bu alanlarda görebilmekteyiz ya da işte bir akarsuyu görebilirsiniz ya da bir taşı görebilirsiniz. Biz evet bunları bu alanlarda kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili güzel bir hani sosyal hayatta kullanabileceğimiz bilgilendirme yapacağız. E tabi ki dersimiz bittikten sonra ödevlerimiz illaki olacak. Hemen ne yapıyorsun? Dinamo soru bankası kitabını açıyorsun. Testlere 10 11. Hemen şöyle ben içindekiler kısmından da bakayım. Şurada 4. bölümünün hemen öncesinde 3. bölümün içerisinde de doğal kaynaklar ve ekonomi var. 78. sayfa. Türkiye'de doğal kaynaklar ve ekonomi var. 79. sayfa. Bakın burada iki tane test var ama şuradaki bölüm tamamıyla bittiği için test 8, test 9, test 10'u da bitirmeniz gerekmekte. Hemen şöyle 78. sayfayı ben açarsam kitabımızın içeriğiyle ilgili ifadeleri de bakarsak hemen şöyle görmüş olduğunuz üzere baş kısımda model bir soru çözümümüz var. Akabinde ise çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bölüm bittiği için bu bölümle ilgili eksiklerin olup olmadığını da tarama testlerimizden ne yapabilirsin görebilirsin takıldığın sorular illaki olabilir. O zaman da hemen şöyle kare kutu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Peki bu doğal kaynakla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Ananın bir şiirimiz var hemen şöyle bir bakalım. Doğal kaynağın zengin diye kendine güvenme. Yoksa işleyecek tesisin vay senin haline. Ne demiş burada şair? Diyor ki bak doğal kaynağın zengin eyvallah çok güzel. Kendine güvenmen gerekiyor mu? Gerekiyor ama senin bir işleyecek tesisin yoksa diyor vay haline. O zaman kaynağı işleyemezsen ne yapacaksın? Devamını okuyalım. Doğal kaynağın yok diye üzülme. Varsa işleyecek tesisin, al işle, al işle diyor. Yani buradaki anlayacağımız kısım o zaman şu. Doğal kaynağımız var diye her ülke ekonomik anlamda gelişme gösterecek değil. Çünkü işleyecek bir tesisin yoksa senin bu kaynağı ne yapacaksın? Doğal kaynağı olmayacak bir ülkede işleyecek tesis var ise o ülkeye göndereceksin ve işleyeceksin diyelim. Bu şiirin sahibi de bu arada benim. Geldik doğal kaynaklar ve ekonomi kısmında baş kısmımız. Doğal kaynak nedir? Doğal kaynak dediğimize bak doğal diyor doğal. İnsanın etkisi yok. Teknolojinin etkisi yok. İnsanın aklı ürünü yok. Doğal süreçlerle oluşmuş mal ve hizmet üretimi için gerekli olan tüm kaynaklara biz doğal kaynak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman buradan anlamam gereken şu bu kaynakların oluşumunda insan etkili değil ancak bu kaynakları insanoğlu ne yapabilmekte? Kullanabilmekte sevgili arkadaşlar. Özellikle ekonomik etkinliklerin gelişmesi ve çeşitlenmesinde Etkisi büyüktür bu kaynakların. Beşeri faaliyetlerle de sıkı bir ilişki içerisindedir. Burada insan eliyle yürütülen tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi doğadaki mevcut kaynaklarla yakından ilişkilidir diyebiliriz. O zaman beşeri faaliyetlerin sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için doğal kaynakların işlenmesi de gerekiyor. Biz burada doğal kaynakları temelde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi yenilenebilir. Yani tükenmeyen doğal kaynaklar. Burada güneşten bahsedeceğiz kullanım alanları rüzgarlar su dalga, hayvanlar, orman, toprak ve jeotermal kaynaklar. Yani bizim bu doğamızda yenilenebilir, tükenmeyen doğal kaynaklar olarak ifade edilmekte. Bununla birlikte kaynakların bazıları da yenilenemiyor. Yani tükenebiliyor. Bunlar nelerdir dediğimizde petrol, madenler, kömür ve doğalgaz fosil kaynak kısmı da ifade edilebilir burada. Peki bunlar nerelerde kullanılmakta? İlk olarak güneşten başlamamız gerekirse sevgili arkadaşlar. Tabii ki de güneş özellikle üretici için ve yeryüzündeki enerjinin ana kaynağı olarak ifade etmekteyiz. Güneşi biz çok eski dönemlerden itibaren kullanmışız ve hala da kullanmaya devam etmekteyiz. Özellikle güneşi biz elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. O güneş panelleri vasıtasıyla elektrik üretebiliyoruz. Aynı zamanda kırsal kesimlerde ya da yolların aydınlatılmasında da güneş enerjisini kullanabilmekteyiz. Güneşi depolayıp daha sonra güneşin o gittiği dönemde sokakların, yolların ya da evlerin aydınlatılmasında güneşten faydalanabilmekteyiz. Aynı zamanda özellikle kırsal kesimde evlerin çatılarında ne var? Güneşin suyu ısıtmasıyla birlikte sıcak su elde ettiğimiz mekanizmalar var sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte özellikle Latin Amerika ülkelerinde güneş fırınları var ve güneş fırınlarında yiyecekler pişirilmekte ve ısınmada da biz güneşi yoğun ölçekte kullanmaktayız. Ama dünya ölçeğine baktığımızda her ülkenin güneşten yararlanma potansiyeli aynı değil. Özellikle güneşli gün sayısının fazla olduğu ülkelerde güneş önemli bir potansiyel anlamında bu sektörlerin birçoğunda kullanılabilmekte. Rüzgara geldiğimizde doğadaki en eski kullanmış olduğumuz kaynaklardan bir tanesidir. Özellikle ilk çağ dönemlerini düşündüğümüzde yel değirmenlerinin çalışmasında kullanılmış. Aynı zamanda yelkenli gemilerin bir yerden başka bir yere gitmesinde yani ulaşım faaliyetlerinde kullanmış ve günümüzde biz rüzgarı rüzgar türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. Aynı zamanda turizm faaliyetlerinde sörf yapımı ve yelkenli yarışmalarında da rüzgarları kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bu kaynağın da gene kullanılabilmesi için rüzgarın esme sıklığının yeterli olması gerekmekte. Su tüm canlılar için hayati öneme sahip kaynakların Başında gelmekte ve suyu biz günümüzde birçok noktada kullanmaktayız. Geçmiş dönemlerde ne yapmışız mesela buradaki değirmenlerde unların işlenmesi açısından kullanmışız. Bununla birlikte gene elektrik enerji üretiminde kullanmaktayız. Tarımsal faaliyetlerde içme ve kullanma sularında su sporlarında rafting düşünebiliriz, kano düşünebiliriz ve balık üretiminde suyu kullanmaktayız. Aynı zamanda... Su sanayi tesislerinin de vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Burada şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ton demirin çeliğe dönüştürülebilmesi için Genel olarak 200 bin litre suya ihtiyacımız gerekmektedir. O zaman demir çelik fabrikalarının su kaynaklarına yakın kurulma zorunluluğunun olduğunu söyleyebilmekteyiz. Aynı zamanda hem termik santrallerde hem de nükleer santrallerde elektrik enerji üretebilmemiz için de gene suya ihtiyacımız var. Suyu turizm anlamında da kullanıyoruz. Bunu da söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Dalgalar deniz yüzeyinde meydana gelen salınım hareketleridir ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisidir diyebiliriz. İleriki süreçlerde dalgadan günümüzde elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğimiz tesislerimiz var ve ileri de en önemli elektrik enerjisi üretim kaynaklarımızın başında da dalgaların yer alacağı söylenmektedir. Hayvanlara geldiğimizde şimdi geçmiş dönemlerde hayvanları kullanmışız. Hayvanları nasıl kullanmışız dersek özellikle avcılıkla yaşamımızı sürdürdüğümüz dönemlerde iyi bir besin kaynağı anlamında tüketmişiz ve Neolitik Çağ dediğimiz yani tarımsal faaliyetlerin başladığı çağdan günümüze kadar hayvanları Beslenme anlamında kullandığımızı söyledik. İletişim anlamında güvercinleri kullanmışız. Biz bunların yünlerinden kıyafetler inşa etmişiz. Ulaşım faaliyetlerinde gene hayvanları kullanmışız. Özellikle çöl iklim bölgelerini düşündüğümüzde deve o alan için en önemli ulaşım unsurları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Tarımda arazinin engebeli olduğu alanları düşünebilirsiniz. Ya da çiftçisiniz, alım gücünüz yok ve hayvan gücüyle tarlayı işleyip sürüp hasat edebiliyorsunuz. Aynı zamanda maalesef ki yaşadığımız afetler neticesinde arama kurtarma çalışmalarında hayvanlardan faydalanmaktayız. Geldik ormanlara. Ormanlar paleolitik dönem yani o ilkel dönem dediğimiz kısımda insanların daha yoğun ölçekte o tüketici olduğu dönemde buradaki ağaçların meyvelerinden faydalanılmış ve ağaç kovuklarını insanlar sığınak olarak kullanmış. O zaman biz ormanları hem evler olarak o dönemde kullanmışız hem de gıda sektöründe yiyecek anlamında da ormanlardan faydalanmışız. Günümüzde ise ormanları birçok noktaki dönemde kullanmaktayız. Mesela ateşin bulunmasıyla birlikte yemeklerin pişirilmesinde ve ısınma ihtiyacının giderilmesinde ormanlardan faydalanmışız. Aynı zamanda bu kaynakların madenlerin eritilmesinin yanı sıra Burada gemi yapımında da uzun yıllar kullanıldığını söyleyebiliriz. Devamında günümüzde enerji üretiminde biz ormanlardan faydalanmaktayız. İlaç sektöründe ormanlardan faydalanmaktayız. Kağıt üretiminde ve mobilya üretiminde ormanlardan faydalanmaktayız. Turizm faaliyetlerinde de gene ormanlardan faydalanmaktayız sevgili arkadaşlar. Geldik jeotermal kaynaklar. Temiz kaynaklardan bir diğeri burada önemli olan unsur. Eski dönemlerde de bu kaynağı kullandık günümüzde de yoğun ölçekte kullanmaktayız. İlk ve orta çağ dönemlerini düşündüğümüzde sıcak su temini amacıyla faydalanmışız. Roma dönemini, Osmanlı İmparatorluğu dönemini düşündüğümüz zaman bu sıcak suların çıktığı alanlarda insanlar hamam yaparak bu alanlardaki sulardan faydalanmışlar. Günümüzde özellikle biz jeotermal kaynak dediğimizde aklımıza kaplıca gelsin. Biz bu alanlarda sağlık turizminden bu sular için faydalanmaktayız. Aynı zamanda bizim ülkemizde İzmir ve çevresinde ne yapıyoruz? Seraların ısıtılmasında bu kaynağı kullanmaktayız. Aynı zamanda çıkan bu sıcak suyu bizim bu Kentsel alanlardaki doğalgaz hatlarımızı düşünün. Bu hatlar gibi hatlar inşa ederek konutların ısıtılmasında kullanmaktayız. Şurada görmüş olduğunuz gibi sıcaklığı çok yüksek olan jeotermal kaynaklardan ise biz elektrik enerjisi üretiminde faydalanmaktayız diyebiliriz. Taşlara geldiğimizde insanlar çok eski dönemlerden itibaren kayaçları yani taşları kullanmış. Özellikle paleolitik çağda avcılık ve toplayıcılıkla yaşamsal faaliyetlerini sürdüren insanlar hem dış dünyadan kendini koruyabilmek amacıyla ne yapmışlardır? Taşları kesici ve delici forma dönüştürmüşlerdir. Sen şimdi bunu kesici ve delici forma dönüştürdüğün zaman yırtıcı hayvandan kendini koruyorsun. Aynı zamanda o hayvanı avlayarak besin değeri yüksek gıda tüketiyorsun. O zaman taşların o dönemdeki en önemli bize etkisi nedir? dersek nüfusun sıçrama yaptığı bir dönemi meydana getirmiştir diyebiliriz. Bununla birlikte kapkacak yapımında gene taşları kullanmaktayız. Aynı zamanda günümüzde taşları biz süs eşyaları yapımında kullanmaktayız. Mutfak araç ve gereçlerinin yapımında kullanmaktayız, inşaat sektöründe kullanmaktayız. Şimdi süs eşyası dediğimizde hemen şöyle oltu ve lüle taşını bilebiliriz. Özellikle oltu taşından ne yapıyoruz biz? Tesbih yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik petrole. Petrol önemli kaynaklardan bir tanesi. Aynı zamanda günümüzde en fazla tükettiğimiz kaynaklardan da bir tanesidir diyebiliriz. 19. yüzyılın en önemli enerji kaynağı kömürdür ve kömür 20. yüzyılda yerini petrole bırakmıştır. Petrol anlamında ilk dünya ölçeğinde açılmış olan sondaj kuyusu Amerika Birleşik Devletleri'ndedir ve o alanda üretime başlanmıştır. Bununla birlikte benzinli ve dizel motorlar icat edildikten sonra bu madenin ciddi anlamda önemi artmış, önemi artıyorsa üretimi de ciddi anlamda artmıştır diyebiliriz. O zaman biz petrolü bir, motorlu araçlarda yakıt olarak kullanmaktayız. İki, termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanmaktayız. Üç, karayolu yapımında kullanmaktayız. Dört, Petro kimya sanayisinde kullanmaktayız. Bakın sevgili arkadaşlar petrolün işlenmeden önce ilk buradan mesela çıkarıldığı kısımda çok yaygın bir kullanım alanı yoktur. Ancak işlendikten sonra birçok sanayi tesisine yan ürün olarak ham madde kaynağı formuna dönüşür. Mesela lastiklerin yapımında, poşetlerin yapımında, temizlik maddelerinin yapımında, kimya sanayisinde biz... Petrolü yoğun ölçekte kullanmaktayız ve ısınmada enerji üretiminde petrol gene kullanılmakta bunu da söylemiş olalım. Geldik madenlere. Birçok maden var ve bu madenleri biz birçok alanda ne yapmaktayız? Kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir önceki kısımda taşlar demiştik ya. Orada mesela obsidiyen ve çakmak taşını işlemişiz ve yoğun ölçekte bundan faydalanmışız. Daha sonraki dönemlerde bakır, altın, kalay gibi yumuşak işlenebilir madenleri işlemişiz ve alet yapımında kullanmışız. Sonraki süreçte demiri, bakırı, gümüşü işlemişiz. Bundan demir, çapa, saban, tekerlek çemberi, bıçak, balta, orak gibi aletler yapmışız. Yani o zaman biz madenleri ekstra olarak tarımsal faaliyetlerde de bir ürün olarak kullanmışız diyebiliriz. Günümüzde birçok madeni çıkarıyoruz ve işliyoruz. Aynı zamanda bunları farklı sanayi tesislerinde ham madde kaynağı olarak kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Kömür biraz önce ne dedik? 19. yüzyılın önemli bir enerji kaynağı. Tabii ki de 20. yüzyılda bu yerini nereye bırakıyor? Petrole bırakıyor. Kömür ilk olarak 9. yüzyılda İngiltere'de konutları ısıtmak için kullanılmasının yanı sıra enerji kaynağı olarak da demir cevherini eritmek için kullanılmıştır. Özellikle bizim ülkemizde de mesela demir cevherini eritmek, işleyebilmek ve çelik üretimi gerçekleştirilebilmesi için taş kömürü yoğun ölçekte kullanılmaktadır. Aynı zamanda burada bir diğer kömür var. Bu da linyittir. İkisi de kömürdür ama taş kömüründe karbon miktarı linyite göre daha fazladır. O yüzden sevgili arkadaşlar bu yoğun ölçekte demir çelik sanayisinde kullanılmakta. Aynı zamanda o dönemi düşündüğümüzde buharlı makinelerin çalıştırılmasında, lokomotiflerin çalıştırılmasında, gemilerin icadıyla da gemilerin bir yerden başka bir yere gitmesinde enerji kaynağı olarak kullanılmış. Günümüzde biz kömürü özellikle linyeti konutların ısıtılmasında kullanmaktayız. Taş kömürünü demir çelik sanayisinde yoğun olarak kullanmaktayız. Termik santrallerde verim anlamında taş kömürü çok önemlidir ama bizim ülkemizde mesela linyit daha yoğun ölçekte kullanılmakta ve bu termik santrallerde de biz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmekteyiz sevgili arkadaşlar. Doğalgaz. Şimdi o kömür dediğimiz ya da petrol dediğimiz fosil yakıtlar atmosfere bol miktarda karbon salınımı gerçekleştirir ve hava kirliliğinin oluşmasını sağlar. Burada doğalgaz diğerlerine nazaran atmosfere bırakmış olduğu partikül madde karbon salınımı açısından daha düşük olduğu için günümüzde biz bunu yaygın ölçekte konutlarda ısınmada kullanmaktayız. Evlerimizde kombilerimiz var ya kombilerin çalıştırılmasında doğal gaz kullanılmaktadır. Aynı zamanda taşıtlarda kullanıyoruz ve elektrik enerjisi üretiminde de termik santrallerde kullanmaktayız. Peki dünyadaki doğal kaynaklar ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır dersek bakın diyor ki bize doğadaki mevcut kaynaklar ülkelerin büyüme ve kalkınma sürecinde üretim için gerekli bir faktördür. Tamam biliyoruz yani biz mesela bir lastik üretimi yapacağız. Onun için bizim neye ihtiyacımız var? Petrole ihtiyacımız var. Tamam. Biz bir elektrik enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Onun için söylemek isterim ki doğalgaza ihtiyacımız olabilir. Taş kömürüne ihtiyacımız olabilir. Leite ihtiyacımız olabilir ya da uranyum toryuma ihtiyacımız olabilir. O zaman burada sahip olduğumuz bu kaynakları bakın dikkat edin bu çok önemli işte planlı ve bilinçli bir şekilde kullanan ülkeler ekonomik yönden kalkınmaktadır. O zaman şunu unutma. Benim doğal kaynağım var ve ben bu doğal kaynağı planlı bilinçli bir şekilde kullanırsam o zaman benim ülkem ekonomik anlamdan gelişmiştir. Ve devamına dikkat edin. Üretim ve kalkınma sürecinde ham madde ve enerji ihtiyacını karşılayan kaynakların yanı sıra sadece bunlar değil. Bunun dışında sermaye birikiminin yeterli olması lazım. Makineleşmenin yeterli olması lazım. Bilginin yeterli düzeyde, iş gücünün yeterli düzeyde araştırma, gelişme çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Şimdi bizim buradan söyleyeceğimiz dünya ölçeğinde bazı ülke ve bölgeler var. Birinci öncülümüze bakalım. Ne diyor burada birinci öncül? Günümüzde ülkelerin kalkınması tamam. Sahip oldukları zengin kaynaklar. Bak kaynağı var mı? Var. Teknoloji, iş gücü ve sermaye birikimi sayesinde gerçekleşmektedir. O zaman hem bu ülkenin kaynağı var aynı zamanda bu ülkenin bilgisi de var, sermayesi de var, iş gücü de yeterli. Ve bu ülkeler bu kaynakları, bilgileri sayesinde, iş güçleri, teknolojileri sayesinde aktif bir şekilde kullanabilir mi? tabii ki de kullanır. O zaman bu ülkeler ekonomik anlamdan gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerdir diyebiliriz. Mesela burada kim var dediğimizde Amerika'nın kuzey kısmında Kanada'yı bunun için net bir şekilde örnek verebiliriz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni buraya için net bir şekilde örnek verebiliriz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar Asya'nın kuzey kısmında Rusya'yı da gene bura için net bir şekilde örnek verebiliriz. O zaman bu renk tonu şu öncül için ifade edilebilir. Hemen şöyle şurayı yıldız atıyorum. Renk tonumu değiştirdim. Hemen şuraya geldim. Diyor ki bazı ülkelerin yeterince kalkınamamasında o zaman burada bir sıkıntı, bir sorun var. Sahip oldukları sınırlı kaynakların yanı sıra ha o zaman bu ülkelerin doğal kaynakları yetersiz. Bunun dışında diyor baksana bilim teknolojideki yetersizlik, ham maddenin dışarıdan temini, iş gücü ve sermayenin azlığı gibi nedenlerde etkili olmuştur diyor. O zaman benim buradan anlayacağım en önemli ifade şu. Eğer ki doğal kaynak açısından fakirim ve aynı zamanda benim yeterli bir iş gücüm yok ise o zaman bu ülkeler ekonomik anlamdan yeterince gelişememiştir diyebiliriz. Burada Afrika kıtasındaki bazı ülkelere örnek verebiliriz. Şuraya şöyle Afrika diye yazıyorum. Bir de Orta Asya'da örnek vermemiz gerekirse Moğolistan'ı verebiliriz. O zaman bu ülkelerde hem doğal kaynak yok. Afrika'daki bazı ülkeler için söylüyoruz bunu. Aynı zamanda burada kaynak olmadığı gibi bilgi de yok. O zaman bu ülkeler ekonomik anlamdan yeterince gelişememiştir diyebiliriz. Hemen şuraya o zaman az gelişmiş ülkelerdir diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. Geldik şimdi hangi renk tonunu alayım? Hemen şunu şöyle aldım. Diyor ki yukarıda. Bu ülkeler sermaye teknolojinin yetersizliği nedeniyle bak sermaye teknolojinin yetersizliği nedeniyle sahip oldukları kaynakları işlemeden veya yarı işlenmiş bir şekilde ne yapmakta diyor? Satmakta diyor. Bakın dikkat edin. O zaman burada kaynak var mı? Var. Ama ne yok? Bu ülkede bilgi yok. Bu ülkede sermaye yok. Bu ülkede sanayi yok. Bu yok. Burada kaynak bilgi vardı. Burada kaynak var, bilgi yok. Kimdir bu ülkeler dediğimizde? Mesela Afrika'da bunun için Nijerya'yı örnek verebiliriz. Petrol anlamında zengin ülkelerden bir tanesidir ama bilgi sermaye, sanayi tesisi olmadığı için ya ham madde olarak ya da yarı işlenmiş madde olarak bunu ne yapmakta? Yurt dışına satmakta. Bununla birlikte Venezuela'yı söyleyebiliriz. Dünyadaki en önemli doğal kaynağı sahip olan ülkelerden bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Ama ülkedeki o ekonomik sıkıntı, ekonomik bunalım bunu işleyebilecek düzeyi ülkeyi getirmiyor. Yani hem bilgisi yok hem de sermayesi yok. O yüzden işlenmeden veya yarı işlenmiş bir şekilde bunları satmakta. Şimdi tamam Kaynağım var, bilgim var, güzel. Kaynak var, bilgi yok, kötü. Kaynak yok, bilgi yok. O Allah yardım etsin. Şimdi her ülkede kaynak olmayabilir ama o ülkeler gelişmeyecek diye bir kanun kaydı yok. Ne diyor bak? Sahip olduğu kaynaklar açısından fakir ülkeler. Hemen şu ifadeyi şöyle söylesek ya bu ülke için bu olumsuz bir durum. Kesinlikle doğru ama bu ülkeler bu işi olumlu hale nasıl çeviriyor? Zengin kaynaklara sahip ülkelere göre büyüme açısından daha iyi seviyede olabilmektedir. Niye? Bu ülkede tamam kaynak yok ama bu ülkede bilgi var. Bu ülkede teknoloji var. Bu ülkede sermaye var. O zaman kaynağın olması bile sanayi tesisin varsa bunları ne yapabilirsin? Rahat bir şekilde yurt dışından mesela bu ülkelerden alıp işleyip onlara satabilirsin. Bunların en başında nereyi söyleyebiliriz dersek tabii ki de net bir şekilde Japonya'yı söyleyebiliriz. Mesela Avrupa ülkelerinden Orta Avrupa'da yer alan ülkelerden bir tanesini de yazalım. İsviçre sevgili arkadaşlar bak bu alanlarda da mesela kaynak ciddi anlamda fakir ama Burada işte gelişmiş bir iş gücü var, teknoloji var, sermaye birikimi var. Bu da işte ekonomik açıdan o ülkelerin daha ön plana çıkmasına sebep oluyor. İşte bizim o ilk sayfada yazmış olduğumuz anonim dediğimiz şiire tekrar dönmemiz gerekirse ne diyor bak bize? Doğal kaynağın zengin diye kendine güvenme. Ahanda bunlar. Nijerya, Venezuela kendine gel diyor. Niye? işleyecek tesisin yoksa vay haline senin diyor. Japonya, İsviçre'ye de diyor ki kaynan yok diye üzülme diyor. Senin diyor işleyecek tesisin var. Yahu al bunlardan işle bak işi ne diyor. Evet geldik şimdi Türkiye'de doğal kaynak ekonomi ilişkisine. Tabii ki de Türkiye doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerden bir tanesidir. Ama bazı noktalarda yeterli o teknolojik imkanlarımızın gelişmemesi bizi bu noktada olumsuz ölçekte etkilemiştir. Ve madenler açısından baktığımızda Türkiye'de bor dünya toplam rezervinin yüzde yetmiş iki virgül beşlik kısmı bizim ülke topraklarımız içerisinde bulunmaktadır. Mermer bizim ülkemiz için önemli ihraç ettiğimiz madenlerden bir tanesidir. Krom aynı zamanda dünyadaki önemli krom üreticileri arasında yer almaktayız. Mesela burada başlayalım. Güneşten geldik. Güneş önemli bir kaynaktı ve biz güneşi özellikle yaz kuraklığının belirgin olduğu alanlarda daha yoğun ölçekte kullanmaktayız. Neden güneşi yaz kuraklığının belirgin olduğu alanlarda kullanıyoruz? Şundan dolayı. Çünkü bu alanlarda sevgili arkadaşlar güneşlenme süresi yüksek. O zaman güneş dediğinde aklına Ege bölgesi gelebilir. Aklına Akdeniz bölgesi gelebilir, Güneydoğu Anadolu bölgesi gelebilir ya da İç Anadolu bölgesi gelebilir. Bu alanlarda güneşi birçok noktada kullanmaktayız. Rüzgarlar özellikle esme hızının sürekli olduğu deniz kıyılarında kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri var ya bu noktada daha yoğun ölçekte kullanılabilmekte. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarla ilgili çalışan birçok türbinimiz yer almaktadır diyebiliriz. Su biz kıyı alanlarda sulardan yoğun ölçekte faydalanmaktayız. İç kesimlerde sanayi tesislerinde sulardan faydalanmaktayız. Doğu Anadolu bölgesinde Güney Doğu Anadolu bölgesinin bulunduğu bu alanda ise barajlar inşa ederek sulardan yoğun ölçekte faydalanıyoruz. Dalga için Karadeniz'in batı kısmını söyleyebiliriz. Burada dalgalar şiddetli o yüzden elektrik enerjisi üretebileceğimiz tesisler prototiplerimiz var Sakarya'da yer almakta. Hayvanlardan gene birçok noktada faydalanıyoruz. Özellikle arazinin engebeli olduğu alan ...hayvanları tarımsal faaliyetlerde kullanmaktayız. Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak... ...burada et ve süt fabrikalarında hayvanları ham madde olarak kullanmaktayız ormanlar özellikle Orta Batı Karadeniz alanında ormanlardan yoğun ölçekte faydalanıyoruz. Ancak Doğu Karadeniz'de de orman varlığının fazla olması orada DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz projesi vasıtasıyla ormanlardan ileriki dönemde daha fazla faydalanma yoluna gideceğiz diyebiliriz. Jeotermal gelirse aklına direkt Batı Anadolu gelsin. Burada biz Aydın'da, Denizli'de, İzmir'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de bu alanda Batı alanımızda hem elektrik enerjisi üretebilmekteyiz hem de bunu termal turizmde kullanmaktayız. Petrol dediğimiz zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk olarak 1940'lı yıllarda Batman Ram'ın Dağında çıkarılmıştır ve bu alanda petrol bizim için önemli bir kaynaktır. Maden dediğimizde ne var? Demir var değil mi mesela? Demir dersek Sivas, Divriği söyleyebiliriz. Bor dediğimiz zaman Güney Marmara'yı söyleyebiliriz. Mermer dediğimizde Afyon çevresini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Kömür derse taş kömürü dediğinde zonguldak ve çevresi, Linyit derse Türkiye'nin birçok noktası diyebiliyoruz. Doğalgaz dediğimiz zaman Mardin çamurlu kırklareli hamitabadı söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Ne diyor bize? Türkiye'de 2006-2018 yıllarına ait elektrik enerjisi üretiminde kullanılan doğal kaynakların oranları demiş. Şimdi 2006 yılına baktığımızda en yoğun ölçekte biz elektrik enerjisini nereden üretmişiz? Termik santrallerden üretiyoruz. Peki biz termik santrallerde elektrik enerjisi üretirken hangi kaynaklardan faydalanmışız? Petrol, doğalgaz, taş kömürü, lignit. Şöyle söyleyeyim size. Petrol bizim ihtiyacımızın çok düşük bir kısmını, doğalgaz çok düşük bir kısmını, taş kömürü çok düşük bir kısmını kapsamakta. Lignit tamam bizim ülkemizde yeterli düzeyde var. Eğer ki ben bunları ülke içerisinden çıkaramıyorsam ne yapmam gerekiyor? İthal etmem gerekiyor. O zaman ben enerji üretiminde 2006 yılında bu kadar yoğun bir şekilde termik santrallerden faydalanırsam elektrik enerji üretiminde neyim? Dışa bağımlı bir ülkeyim. O zaman bu bizim için ekonomik anlamda da büyük bir sorundur. Hidroelektrik santrallerinin oranı %25 barajlar yenilenebilir kaynaklar ise binde bir olarak ifade edilmekte. Yıllar içerisinde 2018 yılına geldiğimizde bakın dikkat edin termik santrallerdeki elektrik enerjisi üretim oranı azalmış. Burada gördüğümüz en büyük değişim yenilenebilir kaynaklardan oluşmuştur. Çünkü biz şunu bilmeliyiz. Petrol, doğalgaz, taş kömürü, linyet bunlar fosil yakıtlar ve bunlar belirli bir süre sonra bitecek. Bunlar bittiğinde senin ne yapman lazım? Alternatif kaynaklara geçmen lazım. O yüzden yenilenebilir kaynaklarda yıllar içerisindeki meydana gelmiş bu büyük değişim neyin göstergesidir? Fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılmasının göstergesidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle ne öğrendik? Doğal kaynaklar nelerdir? Yenilenebilir kaynaklar, yenilenemeyen kaynaklar nelerdir? Bunların kullanım alanları nerelerdir? Bunlardan bahsettik. Aynı zamanda dünyada doğal kaynaklarla ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki var? Onları söyledik ve en sonda da Türkiye'deki bu doğal kaynakların nerelerde olduğuyla ilgili güzel bir ders anlatımı gerçekleştirmiş olduk. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.